Şems Hocam merhaba. Merhabalar. Sizde tatilde misiniz? Sizce? Vallahi bilmiyorum. Çalışıyoruz. Çalışmaya devam. Peki. Benim kafama bir şey takıldı. Şimdi biz program yaptık. Üst taraflara bazı yerlere de deneme diye bir şeyler koymuşsunuz. Bu deneme tam olarak ne ya? Ben onu anlamadım. Şimdi denemenin iki tane temel mantığı var. Bir ders denemesi çözmek, bir de genel TYT ya da AYT çözmek. Ha, şimdi ben mesela TYT denemesi çözecek miyim bu 14 günde? Tabii çözeceksiniz. Şöyle çözeceksiniz. Eğer konu bütünlüğünüz %60-70 bandındaysa, TYT'ye dönük söylüyorum, 2 güne bir ya da 3 güne bir birer TYT denemesi çözülmeli. Temel mantık 135 dakika. Mesela tuttuk. Sabah mı çözmeliyiz, akşam mı çözmeliyiz gibi sorular var. Ya aslında burada çok önemli olan şey ne zaman çözüldüğünden ziyade 135 dakika boyunca deneme çözebilme mantığı. 135 dakika yerinden kalkamamaya alışma mı? Aynen öyle. Çünkü sınavda karşılaşacağımız zaman dilimi bu. Biz şimdiden buna dair bir idman yapmalıyız. Aslında sınavda 135 dakikadan daha fazla oturmuş olmuyor muyuz? Sınavda. Tuvalete bile kaldırmıyorlar, yarım saat öncesinden oturtturuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Daha fazla oturmuş oluyoruz aslında. Aynen, doğru söylüyorsunuz ama deneme sınavının temel mantığı işte o ağır idmana hazırlanmak. Ağır maça hazırlanmak, her türlü koşuna hazırlanmak. Onun için deneme çözmeyi önemsiyoruz. Güzel. Peki, TYT denemesi eğer %60'ı bitirdiyseniz 2-3 günde bir dediniz. Bu 4 günde bir de olabilir. Yani bunun standardı yok aslında. Bu tamamen sizin kendinizin... En azından haftada bir kere çözmek zorunda mıyız? Haftada bir kez TYT denemesi çözülüyor. Şu 14 günde ben 2 kere deneme yapmalı mıyım? 2 deneme yeterli. Bakın, peki, bu AYT? Denemeden bahsediyoruz. AYT? AYT'de konu bütünlüğü önemli. Mesela 11. sınıf konularında sıkıntısı yoksa bir adayın, 12. sınıf konularında %50 bandında biliyorsa eğer, AYT denemesi de çözebilir. Ama AYT'yi daha çok ders denemesi mantıklı çözmek. Yani ders denemesi ağırlıklı çözmek daha mantıklı olur gibi geliyor. Peki, ders bazında bakalım. Yani branş bazında baktığımız zaman Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe bazında bakarsak nasıl değerlendirmeliyiz? Bu ders denemesi mantığına giren bir soru. Ders denemesindeki temel mantık şu olmalıdır. Kendimi gözlemlemek anlamında daha daraltılmış bir çalışma olmalı bu. Yani ders denemesini çözerken bir öğrenci buradan kaç net yapacağım hesabından daha ziyade eksiklerini ve kendini gözlemlemek olarak değerlendirme yapmalı. Bunun için de örnek veriyorum, matematikte çözebilirsin, Türkçe'de çözebilirsin, sosyal blokta da çözebilirsin ders denemesi. Ama eğer FKB bloğunda, fizik, kimya, biyoloji bloğunda konu eksiğiniz fazlaysa ders denemesinin çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Mesela 2 günde bir Türkçe denemesi çözmeli miyim? 2 günde bir Türkçe denemesi çözülmeli. Hatta periyodik olarak 3 güne bir de konulmalı. Ama temel mantık şu olmalı. Türkçeden çok soru çözerek bir yol almaktansa Türkçe kondisyonunu diri tutmak için Türkçe denemesi çözülmeli. Mesela dil bilgisinde sıkıntınız varsa bunu görüp 2-3 güne bir bunu onarmalısınız. Denemenin bu bağlamda çözülmesi anlamlı olur diye düşünüyorum. Mesela matematiği nereye yerleştirmek lazım? Matematik zaten periyodik olarak baktığınızda ardışık gelir. Mesela pazartesi günü matematik çözdüyseniz çarşamba tekrar matematik alabilirsiniz ya da perşembe. Salı, cumada ne çözersiniz? Türkçe çözersiniz. Ardışık gitmek mantıklı gelir. Bunları çözmek için kaynak önemli mi? Muhakkak önemli. Biliyorsunuz piyasada çok fazla yayın var. Evet. Mesela X-Ray'in bu tarzda bir çalışması, X-Ray mükemmel bir çalışma. Konu eksenli gidip daha sonra genel bir yargıya varma, genel deneme. Bu şimdi reklam sonra mı değil mi? Sizce? Bence değil. Çünkü gerçek var ortada. Ben çok, şimdi bilmiyorum. Çok tatlı bir çalışma. Kurgusu çok mükemmel olmuş bu çalışmanın. Öğrencinin tümevarımsal bir mantıkla konu bütünlüğünü şekillendirmesi üzerine planlamış. Determinist bir mantığı var ve çok üst düzey bir çalışma diye düşünüyorum. Konu konu gidip öğrencinin nokta nokta onarıp en sonunda da genel yapının içerisinde nerede olduğunu görmesi mükemmel bir geri bildirim diye düşünüyorum. Onun için yayın çok kıymetli. Aynı şekilde matematik için de bu böyle. Bütüne gitme mantığı adım adım gidildiğinde öğrencinin kendisine olan özgüveninde artacak bir tavır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten onun için tasarlamışlar sanırım bunu tasarlayanlar. Bence çok güzel tasarlamışlar. Peki. Araya teşekkürler bu arada. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. En azından hiçbir şey değilse sizle tanışma fırsatı yakaladık ya. Arı da çok şanslı, ben de çok şanslıyım sanırım. Peki, o zaman biz daha fazla meşgul etmeyelim buraları. Gidelim, arkadaşlar belki bir deneme atar buraya. Bence de, kolay gelsin. O zaman görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.